İyi akşamlar. Tarih 360'ta bu akşam yeniden bir aradayız. Hakan Erdem'le birlikteyiz. İyi akşamlar. Tarih 360'ta bu akşam 21 Mayıs. 21 Mayıs olmasının şöyle bir anlamlı bir akşam olduğunu düşündük ve yıl dönümüne denk geldiği için bu akşamı 21 Mayıs 1963'te Talat Aydemir'in darbe girişimine ayırdık. 50 yıldan azıcık daha fazla olmuş aradan geçen bunca yıldan sonra 21 Mayıs üzerine konuşmak bizi yeniden 27 Mayıs'a, 27 Mayıs sonrasındaki gelişmelere, özetle ordu politika ilişkisine yeniden bir göz atmanın zamanı geldiğini bize hissettirdi, anlattı adeta. Dolayısıyla bu akşamın programını eskilerin deyimiyle münhasıran 21 Mayıs'a atfedeceğiz. Birçok izleyicimiz hatırlayacaktır. 27 Mayıs sonrasında darbeler birbiri ardına geldi denilebilir. 1960 sonrası sadece 27 Mayıs darbesiyle değil, onun ardından 27 Mayıs'ı destekleyen pek çok grup açısından 27 Mayısçıların 27 Mayıs'ı layıkıyla değerlendiremedikleri ve bu nedenden dolayı ordunun yeniden siyasete müdahale etmesi gerektiği düşüncesiyle doldu taştı. Hakan, istersen bu akşamki programı biraz filmi geriden sararak götürelim. Talat Aydemir ve 21 Mayıs Harbiye, Harp Okulu'na dayalı bir darbe girişiminden, istersen 20-21 Mayıs gecesinden başlayalım. Heyecanla darbe girişiminin başarısız olmasının nedenlerine bir bakalım. Sonra da filmi geriye doğru saralım. Ne dersin? Peki, şimdi 21 Mayıs'ta olan aslında uzun süren bir tırmanışın sonu. Evveliyatı var. Çeşitli kırılganlıklar, geç kalma duyguları, ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünen, söyleyen, tahmin eden analizler. Yani o aslında bir dönem, etkilerini tamamen de bugünkü toplumsal hayatımızdan silmiş değiliz. Yani çok azalmış vaziyette ama canım nereden çıkıyor da ne kadar alakasız bir durum filan diyecek halde değiliz maalesef. Hakan, belki de yani bugünden geriye baktığımız zaman hani izleyicilerimizden belki pek çoğu 21 Mayıs'ı bu vesileyle hayal meyal yeniden hafızalarından geçirmiş olabilirler. Tabii hala hayatta olan ve uzun ömür dilediğimiz o zamanın genç harbiyelileri bugün artık çoktan emeklilik yaşına gelmiş olanlara da bu vesileyle bu 21 Mayıs akşamında istersen bir selam gönderelim. Emekli olanları söylüyorsun. Evet. Harbokulundan atılanları. Öğrenciliği bitirilen 456 kişi. Ki çok tabii. Herhalde çok sayıda hala o harbiyelilerden aramızda yaşayanlar vardır ve onlar herhalde 21 Mayıs'ı kendi aralarında kutlamaya, belki de anmaya devam ediyor olabilirler. Şimdi, büyük ihtimalle öyle yapıyor olabilirler. İstersen bu bakımdan 21 Mayısçılar olsun, onların karşıtları olsun, biz elimizden geldiği kadar çok boyutlu bir şekilde tarih 360'ın felsefesine uygun şekilde herkesin gözünden bir bakalım. Evet, yani burada bu işin aktörleri aslında 27 Mayıs'ın oluş tarzından, Milli Birlik Komitesi'nin işleyiş tarzından çok hoşnut olmayan, seçimlerin erken bir aşamada yapılması söz konusu, 29 Ekim'den önce yapılacak diye söyleniyor. Bundan rahatsız olan, ordunun bir 5 ya da 10 yıl daha siyasette kalması gerektiğini düşünen. Belki de daha uzun. Belki daha az ama telaffuz ettikleri 5-10 yıl diyorlar. Yani şey, bu skala bu. İstersen şimdi bu akşam var. Konuşacağımız, uzun uzun konuşacağımız rahmetli Talat Aydemir'in hatıratıyla, evet, izleyicilerimizle buluşturalım. Talat Aydemir'in hatıratı bundan birkaç sene önce bütünüyle
Yapı Kredi Yayınları arasında yayınlandı. Daha önce de bir kez yayınlanmıştı ama bu kez çok daha genişletilmiş ve var olan bütün malzemenin toparlanmasıyla mümkün oldu. Ve hatta güzel bir sürpriz, Talat Aydemir'in bantı okuduğu sesinden kaydını da yayın evi bize bir CD olarak aktarabiliyor. Eğer izleyicilerimiz merak ederse ilk baskısını da onlara göstermek isterim. Talat Aydemir'in hatıraları. Bu daha 27 Mayıs'tan 60'lı yılların ortalarında yayınlanmış olan bir anı kitabı. Fakat bu elimde tuttuğumun daha fazlası bu yeni yayında görülebilir. Şimdi tabii Talat Aydemir ismiyle çok öne çıkıyor. Aslında çok zıtlaştıran da bir karakter. Yani sadece İsmet İnönü'yle zıtlaşması değil. Şimdi İnönü'nün anılarına baktığınız zaman insan zannediyor ki 21 Mayıs günü için çok şey bulur. 21 Mayıs gününde hiçbir şey yok İnönü'nün günlüğünde. Daha önceki 22 Şubat için ise Talat Aydemir'in isyanı bozguna uğradı gibi bir cümle var, tek bir cümle var. Yani çok da bir önem vermemiş ama müthiş bir mücadele geçmiş vaziyette. Yani 21 Mayıs gecesi, aslında 19 Mayıs yapılacak biliyorsun hareket. Fakat çok fazla Mustafa Kemal'e öykünür demesinler diye 20'sinde yani saat 24'ten sonraya taşırdıkları için radyoda 21 Mayıs diyebiliyoruz. Şimdi bu 19 Mayıs yani bir darbenin hangi tarihte yapılacağının kararlaştırılması da tabii enteresan bir süreç. Normal koşullar altında siyasi ortamın en elverişli olduğu zamanda, darbe yapacak grubun en kuvvetli olduğu zamanda ve tabii karşı tarafında en zayıf olduğu noktayı bulmak lazım. Kolay değil böyle bir nokta bulmak ama 19 Mayıs akşamı gecesi böyle bir darbe planlamak aslında Talat Aydemir'in ilk aklına gelen fikir. Fakat sonra diyorlar ki acaba 19 Mayıs sanki yeniden o meşhur Samsun'a çıkış sembolizmini içermesi açısından biz ikinci bir Atatürk mü olarak görüyoruz kendimizi? Talat Aydemir aslında soracak olursanız muhtemelen bize bu konuda politik olarak belki anılarında yazdığı gibi hiçbir şekilde kendisini Atatürk'le özdeş, eşdeğer, aynı statüde görmediğini söylüyorsa da muhtemelen içinden kendisini yeni bir Atatürk olarak görüyordu. Yani bütün anıları okuyunca insan o psikolojiyi biraz kapıyor gibi. Sadece karşıtları değil, kendisiyle bir dönem çalışmış olan insanlarla sonra ters düşüyor. Ters düşmesinin sebeplerinden biri ki, yani işte Dündar Seyhan'la da ters düşüyor, Alparslan Türkeş'le de ters düşüyor. Ters düşmesinin bütün hikayesi öyle bir ideolojik, doktriner ya da işte taktik, devrim nasıl yapılacak, ihtilal nasıl yapılacak, bu tip konulardaki görüş ayrılıkları değil. Kim lider olacak diyorlar, ben diyorum. Evet, hatıralarında da o kadar çok yani, temas içinde ben, olduğunu ben deyince duruyor. Ve herkes çok şey buluyor, fakat hırslı sadece, buluyor. Yani şimdi Talat Aydemir'i de bu konuda hakkını yemeyelim. Çünkü herkes lider olmak peşinde. Yani Alparslan Türkeş'le 21 Mayıs öncesinde son bir temas içinde oldukları zaman Alparslan Türkeş'le konuştukları neredeyse yegane konu kimin lider olacağı. Yine 27 Mayıs'ın önemli isimlerinden Dündar Seyhan, gölgedeki adam diye. Hemen göstereyim. Çok güzel anıları vardır. Şöyle. İzleyicilerimiz 27 Mayıs'ın hikayesini bir de Dündar Seyhan'ın gözünden görebilirler. Yani oradaki gölgedeki adam ifadesi manidardır. Çünkü bu 22 Şubat ve ondan sonraki 21 Mayıs ihtilal girişimlerinde Aydemir öndedir. O liderdir. Harp okulu kumandanıdır birisinde. Öbüründe de emeklidir ama o yürütmektedir. Dündar Seyhan'a ise bütün herkes eylemi planlayan gölgede olan Dündar Seyhan'dır. Talat Aydemir yanlış bir zamanda düğmeye bastı. Hatta bazıları 21 Mayıs'ın arkasındaki gerçek gücün ya da gerçek fikir babasının yine Dündar Seyhan olduğunu söylüyorlar. Onun için gölgedeki adam diye söyleniyor. Şimdi 21 Mayıs gecesinde çok böyle bir abartacak bir şey yok. Ne Ankara sokaklarında oluk oluk kan aktı. Yani Ankara'da bir takım birlikleri bağlamışlardı kendilerini. 8-9 kişi bir telafat var. $5, $6, $8. Şimdi Memduh Tağmaç'ın yanındaki er
mesela vuruluyor. Tam maç geriye dönüp genelkurmaya kaçarken yanındaki er şehit oluyor filan. Şimdi ama 10 kişinin altında bir telafat olduğu aşikar. Sadece Harp Okulu değil, başka birlikleri de daha önceden konuşmuşlar. Bir şekilde çengel atmışlar. Öyle teknik adı bu, çengel atmak diyorlar. Bunu herkes kabul ediyor. Herkes yani kabul ediyor. İleride mahkemeye tabii düştükleri zaman iddianamede de çengel atmak deyimi tabii var. Fakat savunma grubu da bu çengel atma meselesinde kabullenmiş durumda. Şimdi Tayat Aydemir'in zaten anıları aslında bir yanlış yönlendirme var. Tamamen Mamak'tan yazdığı anılar diye öyle değil. Bakıldığı zaman onun birkaç parçadan oluşan çoklu bir metin olduğu görülüyor. Bir kısmını daha Kore'deyken yazmış. Kore'deyken burada ihtilal çıkmış ve hep ihtilal yapmak isteyen bir insan için olabilecek en kötü şey. Kendisi Kore'deyken ihtilal çıkıyor. Kore'deyken daha yazmış. Hatıraları okuyunca Talat Aydemir'in temel iddialarından bir tanesi 27 Mayıs'ın asıl hazırlık grubunu ya da çekirdek kadrosunu kendisi tarafından örgütlendiği ve bu işin esas beyninin ve organizmasının kendisi olduğu yönünde. Uzun zaman bunu devam ettirmiş. Fakat 27 Mayıs'a 1-2 yıl kala diyor ki Kore'ye tayinim çıktı. Onu da boşa söylemiyor. Çünkü o sırada önce Elazığ'dayken Alparslan Türkeş'i harekete kazanıyor. Sonra Siirt'e tayinini yapıyorlar. Ya diyor şark hizmetinde diyor vakit geçirmesi gerekiyor. Önce şark hizmeti yapacak ki sonra garba gelsin. Şark'ta geçireceğim ve bu vakti diyor uzak şark'ta geçireyim. Anılarım da çok hoş. Yani şark'ta geçireceğim ve uzak şark'ta geçireyim diyor. Evet, Kore'ye istiyor. Kaç bin mil fark var. Yani şimdi, bunu bir kelimeyle anlattın ama aradaki tabii binlerce mili unutmayalım. Ama işte Talat Aydemir'in hayatında çok gelişmen bir ihtilalci olarak bilinir. Ben pek katılmıyorum çünkü ondan çok daha gelişmenleri var. O çok daha hesaplı bir adam, çok risk alıyor. Hep blöf yapıyor. Yani birkaç tane büyük hatası var. Onlardan bir tanesi Siirt'te vakit geçireceğime Kore'de vakit geçireyim bu diyor. Aslında iyi bir fikir olmamış Talat Aydemir'in hayatı açısından. Şimdi onu Kore'deyken, anıları Kore'deyken açıldığı için içi içine yiyor. İhtilal yapanlar kimler? Bizim ekipler mi? Başkası mı? Evet, kendisi 1956'da bir komite kurmuş ama başka komitelerin olduğunun da farkında. Ayrıca o komiteler bir süre sonra birleşmişler. Daha kalabalık olmuş iş. Mesela Dündar Seyhan'la kendi komitesi birleşmiş. Şimdi ihtilalin yeni kişiler girmiş işin içine. İhtilal ve ama belki başka cuntalar da kuruluyor. Tabii onu da Kore'de öğrenmek mümkün değil. Onu da Kore'de öğrenmek mümkün değil. Ayrıca mesela bir eleman hem bir cuntada hem başkasında olabiliyor. Belki de üç tanesinde birden olabiliyor. Böyle bir kültür var. Kore'deki satırları aslında hatıratının çok kritik önemi haiz. İçi içine yiyor. Bana itibar ederler mi? Beni nereye atarlar? Bizimkiler mi yaptı? Başkası mı yaptı filan? Yolculukta 70 gün sürüyor. İzmir'e geldiği zaman kendisini kimse karşılamayacak diye çok çok üzgün. Ama bir arkadaşı karşılıyor. Şimdi herhalde onun beklenti yani Milli Birlik Komitesi kurulmuş artık onu oraya alamazlar. Alamazlar. 37 kişiden biri değil. Ki ama o meclis olarak görev yapıyor. Hiç olmazsa önemli bir askeri pozisyona alacaklar diye umuyor. Hemen mektuplar yazıyor. Beni hemen buradan alın diyor. İki ay boyunca almıyorlar. Bir kere ona çok üzülüyor. Çok üzülüyor ve muhtemelen kırılıyor. Sanki o günlük notlarında beni burada unuttular diye serzenişte bulunuyor. Sonra yani, her nasılsa döndürüyorlar. Işte, Sezai Okan karşılıyor komiteden. Alparslan Türkeş'ten de bir telgraf geliyor. Ona çok seviniyor. Yani telgrafın metnini olduğu gibi anılarını aldığına göre. Sonra anılarını bir de Almanya'da yazılırken görüyoruz. Bond'dayken yazıyor. Sonradan hapishaneden yazıyor. Yani En son. Yazdıkları da zaten günlük olarak yazıyor. Evet, günlük olarak o anda neler oluyor. Hatta duruşmada neler oldu onları yazıyor. Şimdi çok delişmen biri. O komitelerin içinde herhalde önemlicelerinden bir tanesi Aydemir'indi. Çünkü başka kanıta da sahibiz. Mesela Adnan Çelikoğlu. O da Yapı Kredi'den çıktı. Şimdi bu anılar yavaş yavaş çıkmaya başladı.
Adnan Çelikoğlu, evet kendisinin resmini de görüyoruz. Adnan Çelikoğlu da 1956 yılındaki ilk komiteden. Ve önemli Çelikoğlu çünkü Savunma Bakanı Ethem Menderes'in kara emir subayı. Çok yakınında. Yani muhtemet adamı ve Demokrat Partili olarak biliniyor. Şimdi Adnan Çelikoğlu'nun anıları da okunduğu zaman Talat Aydemir'in rolü konfirme olmuş oluyor. Talat Aydemir'de de Çelikoğlu'nu karşılaştırıyorsun. Mesela son 21 Mayıs'a tamamen karşı Çelikoğlu. Yapmayın etmeyin. 19 Mayıs Ankara'ya geliyor. O da emekli. Ankara'ya geliyor diyor ki aman Talatçım bu işi yapmayın, tatil edin. İstanbul hazır değildir, yalnız kalacaksın. Ordunun çatışması mümkündür. Yani siz denetimi ele geçiremeyeceksiniz. Ordu karşı karşıya gelecek. Bunu yapmayın diyor. Şimdi mahkemede Çelikoğlu diyor ki Aydemir'in diyor benim diyor ismimi zikredeceğini diyor düşünüyordum diyor. Olmadı neyse diyor yırttık seviniyor filan. Talat'ın anılarında ise Çelikoğlu onu 9 subay olayında nasıl kurtarmış onu anlatıyor. Ta Demokrat Parti iktidarı sırasındaki Kuşçu'nun ihbarıyla Faruk Güventürk yine bu 9 subayın bu cuntanın içindeymiş. Aynı zamanda da bunların komitesindeymiş. Acaba Güventürk'ten dolayı çorap söküğü gibi gider miyiz derken Ethem Menderes'e birisi sol elle yazılmış bir Osmanlıca ihbar mektubu gönderiyor. Hem Osmanlıca hem sol elle anlam iyice okunmaz, olsun iyice okunmaz diye. Oluyor ve mal gibi okumasına rağmen Çelikoğlu bakıp okunmuyor, okunmuş. İşte Orhan Erkanlı falan gibi isimler var ama okunmuyor falan diyor. Ve Milli Savunma Bakanı inan bunu şey yapmaya, örtbas etmeye karar veriyorlar. Şimdi karşılıklı birbirlerini bir kollamışlar bu zaman içinde. Vallahi 21 Mayıs'taki bu işte yapalım mı yapmayalım mı Ankara grubu, İstanbul grubu, 22 Şubat'ın tabii ki başarısızlığı çok büyük bir yük. Bir de ne de olsa bunlar emekli insanlar. Şimdi tam bu noktada evet. İstersen çetrefilli konuları biraz açmaya biraz başlayalım. Açmaya başlayalım. Peki. Şimdi 21 darbe girişiminin 21 Mayıs sabaha karşı oluyor olmasının da özel bir nedeni var. Çünkü izleyicilerimizden bazıları hatırlayacaklardır. 27 Mayıs öncesindeki ünlü Harbiye yürüyüşü, Harp Okulu'nun Demokrat Parti iktidarına ve Adnan Menderes'e karşı olan yürüyüşü 21 Mayıs'ta olmuştu. Onu tabii ki. O sembolik bir tarih. Talat Aydemir diyor ki ben 27 Mayıs'ın şeyini, sembolizmini 27 Mayıs'ta değil 21 Mayıs'ta görüyorum diyor. O ruhu taşımak lazımdır diyor. Dolayısıyla Talat Aydemir'e göre 27 Mayıs'ta aslında 27 Mayıs'a 27 Mayıs ruhuna ihanet edenler. Evet. 27 Mayıs bunun için yapılmamıştı diyor. Yani ne için yapılmamıştı? Madanoğlu'nun resmini görüyoruz. En fazla karşı çıktığı Madanoğlu, Haydar Tunç Kanat. O ekibe daha fazla karşı çıkıyor. Milli Birlik Komitesi'nde 14'ler grubuna biraz daha yakınlar. Siyaset çok tuhaf bir şey. Niye biliyor musun Hakan? Yine hatıralarında okudum. Evet. Diyor ki Talat Aydemir, Milli Birlik Komitesi'nden 14'ler ihraç edilirken, tasfiye edilirken, yani paketlenip yurt dışına atılırken, bunu geldiler bana sordular. Hatta Madanoğlu'yla bizzat konuştum ve onları destekleme sözü verdim ve destekledim diyor. O akşam paketleme servisi devreye girdiğinde Alparslan Türkeş şeye telefon etmiş Talat Aydemir'e. Yani bize destek verin diye. Talat Aydemir telefona bile çıkmamış. Ben diyor hayatımın en büyük hatalarından bir tanesini yine bu 14'lerin operasyonu sırasında onları desteklememekle verdim diyor. Fakat Talat Aydemir'in, bana soracak olursam Talat Aydemir'in başka önemli hataları da var ki 21 Mayıs trajedisini oluşturacak olan hatalar burada başlıyor. Birincisi hatırlamamız lazım 21 Mayıs'tan önce Talat Aydemir emekli edilmiştir. Niye emekli edildi onu anlatayım onu istersen anlat. Önce. Onu anlat çünkü çok önemli. Çünkü 27 Mayıs'tan sonra Kore'den geldi. Arkadaşları ona biraz hafif mesafeli ve soğuk davrandılar. Ondan üzüldü ama onu önemli. Harp Okulu komutanı yaptılar. Önemli bir çok önemli bir yer. Hele hem askeri olarak önemli hem siyasi olarak çok önemli. Harp Okulu'nu ona teslim ettiler. Herhalde onlar da daha sonra bu atamanın çok yanlış bir atama olduğunu kabul edecekler.
olaylar geliştikçe. Harp Okulu komutanı oldu Talat Aydemir. Anlaşılan öğrencileri tarafından çok sevilen ve sayılan bir Harp Okulu komutanı. Harp Okulu öğrencileri o dönemde tamamen Aydemirci olmuşlar. Öyle anlaşılıyor. Sıtkı Ulay'dan sonradır. Evet. 27 Mayıs'ın başka bir komutanından sonra gelmiştir. Aslında çok disiplinli, askerlik konularda da çok disiplinli ve çok değerli topluyor adam. Yani Talat Aydemir öyle bir çok deli bozuk, deli fişek falan bir adam değil. Gayet değerli toplu bir kurmay. Harp Okulu komutanı olarak tabii 27 Mayıs'tan sonraki gelişen bütün siyasi süreçlerde önemli bir faktör ve önemli bir aktör olmuş durumda. Aynı zamanda sadece Harp Okulu'na komuta etmekte kalmıyor. Onun Harp Okulu çekirdek kadrosunun dışında Talat Aydemir'i desteklediği anlaşılan önemli bir subay kadrosu da var. Bu subay kadrosundan özellikle general rütbesinden altta olan. Albaylar ve albayların biraz daha altında fakat daha çok üst teğmen ve teğmen grubu gibi görünüyor bu. İşte. Yani şimdi Milli Birlik Komitesi'nde bir ayrışma var. En azından 3 grup var. Yani Cemal Gürsel devlet başkanı fakat işte felç durumları var. Hastalık, sağlık durumu kötüye gidiyor. Bu Orhanlar grubu var. 2 Orhanlar var. Kabibay ve Erkanlı. Ve şeyler var. İşte Türkeşler var. Şimdi bunlar... Yani havacılar, karacılarla, karacılar, denizcilerle, işte yüzbaşılar, albaylar, aslında orada hiçbir homojenlik, hiçbir mütecanis bir davranış yok. Aslında memleketin de yasama organı olarak hareket ediyor veya etmesi gerekiyor. Her şey kavga dövüş oluyor. Yani kavga dövüş oluyor dedin ama yani bu tabii... herkesin gözü önünde olan bir kavga değil, mecliste olduğu gibi. Karargahlar yani, birbirine girmiş vaziyette. Tabii. Artık insanlar askerlikle ilgilenmeyi bırakmışlar. Herkes politikaya soyunmuş vaziyette. Bak 22 Şubat'ı anlatacaksın, anlatmalıyız ama hani komitelerden bahsettik ki şimdi 27 Mayıs emir komuta zinciri içinde bir darbe değildi. Talat Aydemir geriye döndükten sonra Kore'den komitenin en genç üyelerinden biriyle Muzaffer Özdağ'la karşılaşıyor. Muzaffer Özdağ eski komiteden arkadaşım diye tanıştırıyor bunu galiba. Türkeş tanıştırıyor. O da diyor ki ne kadar eski? O da diyor ki 1956. Şimdi böyle deyince Muzaffer Özdağ diyor ki aa diyor biz diyor sizden daha önce diyor kurmuştuk komiteyi diyor. Yani yüzbaşı rütbesine rağmen. Öğrenebilir miyim diyor ne zaman kurmuştunuz? 1952 diyor Talat Aydemir'i. Sizin o zaman diyor rütbenizi öğrenebilir miyim bu diyor kurduğunuz zaman komitenizi diyor. Ben de o sırada diyor öğrenciydim diyor harp okulunda diyor. Aydemir bunun üzerine dönüp paylıyor şeyi diyor ki bakın diyor ön almak için bizim komite sizinkinden daha önce kuruldu demek için böyle oyunlar yapmayın diyor. Komik oluyorsunuz 1952 yılında da diyor Türkiye demokrasisinin en parlak dönemiydi diyor. Hiçbir problem yoktu diyor. Niye o zaman komite kurdunuz ki siz diyor. Sorarlar bunu size diyor. Dolayısıyla diyor şeyden ön almak için bunu diyor erkene çekmeyin. Şimdi sen ön almaya çalıştığının farkındayım ama araya reklamları sokacağım. Peki. Hakan. Tarih 360'ta bu akşam yıl dönümü vesilesiyle 21 Mayıs 1963'teki Harp Okulu öğrencileriyle birlikte ve başka askeri birliklerle birlikte Talat Aydemir'in darbe girişimini masamızın üzerine yatırdık. Önce Talat Aydemir'in hatıralarından ve kendisinden bahsettik. 27 Mayıs'tan bahsettik. Herhalde bahsetmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi Aydemir'in Harp Okulu komutanı iken kendisinin bu siyasi faaliyetlerde öncü rol alması ve nihayet aslında o dönemin en önemli gelişmelerinden bir tanesi 27 Mayısçıların Milli Birlik Komitesi'nin ikiye bölünmesi, en azından ikiye bölünmesi, 14'lerin tasfiye edilmesi, Milli Birlik Komitesi'nin 7'lerin bırakılması, daralması. Fakat bu vesileyle Milli Birlik Komitesi'nin siyasi ağırlığının ve ordu üzerindeki kontrolünün neredeyse tamamen bitmesi. Onun yerine Silahlı Kuvvetler Birliği. Yeni bir junta.
Vallahi kısaca junta diyorlar o sırada. O sırada junta diyorlar. Bir komite var ama junta dedikleri zaman Silahlı Kuvvetler Birliği anlaşılıyor. Bu doğrudan Talat Aydemir'in Adnan Çelikoğlu ile beraber düşündüğü. Kore'den geldiği zaman Adnan Çelikoğlu İstanbul'da, onu da Ankara'dan kaydırmışlar ayağını. Refik Tulga vali, Adnan Çelikoğlu da aslında belediye başkan yardımcısı gibi gözüküyor ama başkanı yok belediye başkanı. Aslında belediye başkanlığı yapıyor fiilen. Cemal Tural da 1. Ordu Komutanı. Yani İstanbul'daki 3 askerden birisi Çelikoğlu. Biz diyor arkadaşlar diyor ordudan gittikçe soyutlanıyorlar diyor. Onları diyor korumak ve kollamak için etraflarında daha geniş bir halka oluşturalım şeyin Milli Birlik Komitesi'ndeki. Aslında onun kibarca böyle demiş ama asıl amaçları demiş, Milli tabii. Birlik Komitesi'ni aslında tecrit etmek. Çünkü evet. Ordu üzerinde Milli Birlik evet. Komitesi üyesi bir yüzbaşı ya da binbaşı çıkıp bir ordu komutanının karargahını denetliyor ve ordu komutanının da karşısında selam durmasını bekliyor. Tabii. Bu şimdi, ordunun hiyerarşisini ve alt üst kademe ilişkisini ve tabii en önemlisi emir komuta zincirini tamamen yok etmiş evet. vaziyette ve dolayısıyla bütün yüksek rütbeli subaylar Milli Birlik Komitesi'nin bu alt rütbeli evet. subaylarının bu hegemonik yapısına karşı infial halindeler ve demişler ki biz de bunlara karşı üstelik Genelkurmay Başkanı'nı, Genelkurmay Başkanı ikinci başkanını kuvvet alarak komutanları da içine alarak ve mümkün olduğu kadar evet. çok albayı içine alarak yeni bir junta yapalım. Ve bu yeni junta orduya hakim. Bu Silahlı Kuvvetler Birliği sayı olarak en azından öyle. Albaylar da var. Bir de yeni general olmuş adam da var. Şimdi bir sürü yeni general olmuş adam var. Onlar bu juntanın içindeler. Çünkü hele ki 14'ler olayından sonra. Bir gün birisi bunları toparlayıp gönderirse kim koruyacak? Biraz gelecekleri söz konusu, kariyerler söz konusu. Şimdi 21 Ekim 1961'de İstanbul'da, bir gün sonra da Ankara'da 22 Ekim'de 1961'de işte protokol imzalıyorlar bunlar. Hakan, darbenin hani birisi yani, yıllar önce rüşvetin belgesi olur mu demiş. Darbenin diye. Belgesi olur mu? Darbenin belgesi olur. Olur mu? Olur. Olur. Programın başında gösterdik. O imzalı belge evet. var ya, izleyicilerimizle onu paylaştık. Evet. İşte şu anda. Bu İstanbul versiyonu. Bu ve arka sayfası. Şimdi imzalamış herkes adını soyadını ıslak orada imzalamış. Ne yazıyor diye merak edecek olanlara da söyleyelim. Seçimden memnun kalmamışlar seçim sonucundan. Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar birinci parti evet. çıkmışsa da Demokrat Parti'nin ardılı sayılan Adalet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi oyların çok büyük bir kısmını evet. almışlar. Tek başına kimse iktidar olamıyor. Koalisyon evet. hükümeti olmak zorunda. Dolayısıyla bu hükümet tarzı aslında 27 Mayıs'ın arzu ettiği hükümet değil. Dolayısıyla bu seçim sonuçları beğenilmediği için meclis açılmadan... Evet. Seçim açılmadan. Sonuçlarının feshedilmesi, meclisin açılmaması gerektiği ve yeni bir 27 Mayıs yapılması gerektiğinde bir protokol imzalamışlar. Başka ama bu protokole sahip çıkan olacak mı? Olmayacak. Yani bu da bir protokol acayip bir şey. Yenilecek. Çünkü Silahlı Kuvvetler Birliği'nin içindeki Genelkurmay Başkanı Sunay. Evet, Cevdet Sunay. Sonradan Cumhurbaşkanı oldu. Cevdet Sunay bu protokolü dinamitliyor. Özellikle kuvvet komutanları ve generaller seviyesinde diyor ki onlara bakın şöyle bir formül buluruz. Gürsel hala başkan kalır. Seçimden geldi diye birisi cumhurbaşkanlığına gitmez. Gürsel başkan kalır. İnönü başbakan olur. Koalisyon hükümeti olur. Ne dersiniz? Yani bu denge hoş geliyor, çekici geliyor. Yüksek rütbeli, yani protokolü imzalayan ama nispeten yüksek rütbeli olan askerler peki diyorlar ve protokole kimse uymuyor. Halbuki Talat Aydemir evet. de bunu görünce tabii tırnak içinde haklı olarak çıldırıyor ve diyor ki ben bundan sonra diyor evet. kimseye güvenmem. Yalnız bir protokol daha var 9 Şubat. Bir tane daha var. Fakat istediğin kadar protokol yap. Olmuyor. Bunların galiba noter tasdiki olmadığı için. Herkes sözünden cayma nasıl, ihtiyacını duyabiliyor. Nasıl bir kültür? Ordu ne hale gelmiş aslında onu gösteriyor.
Çok çeşitli anekdotlar var. İşte falan paşa demiş ki ya getirin şunu bir an önce imzalayayım da bilmem nerede toplantım var. Yani mesela hükümeti alaşağı edeceğiz. Meclisi feshetmemek için meclis toplanmadan önce idareye darbe el koyacağız. Olacak. Seçim sonuçlarını tanımayacağız. Efendim yaslarda kararları ne çıkarsa hemen uygulayacağız. Hemen aynen aynı şekilde uygulanacak. Askerliğin işleyişine dair kimsenin tayini yapılmayacak diyor mesela. Böyle diyor. Bazı konularda da başarılıdır yalnız. Protokolün bazı konularında da başarılı olmuşlardır. Yoksa üst üste de kimse imza... Yani bu bir gövde gösterisi. Altında bir sürü imzam ve bakıyorlar kimlerin adı var. Oradan kendilerinin anladığı bir dil bu. Falan ekip çok güçlü deniyor. Aydemir'in eli çok güçlü deniyor. Herhalde Aydemir'in eli güçlü olmasa bu kadar işin altına girmezdi. Şimdi, ya da öyle gördü. Ben sana bir şey diyeyim mi? Tabii. Bu Aydemir diyor ki siz yani daha 24 saat geçmeden attığınız imzanın mürekkebi adeta kurumadan bu işlerden vazgeçiyorsunuz. Ben artık size bu generallere falan hiç güvenmem. Ben bu işi albaylar hatta daha alt rütbelilerle halledeceğim. İkincisi size hiç haber vermeden bu işleri yapacağım. Nasıl yapacaksın? İşte 22 Şubat'taki darbe girişimi 22 Şubat 1962. Evet. Madem Ekim 61'de olmadı, bu iş olmadı, o zaman biz yaparız. Siz kimsiniz diye sorduğunuz zaman da Aydemir'e soracak olursan eğer Hakan, anılardan yine herkes gibi. Herkes onun arkasında. Sadece ordu değil. Yani silahlı kuvvetler ya da subaylar değil. Aydemir'e soracak olursan halk da onun arkasından gelecek. Hatta bazen aralarında konuşuyorlar, diyorlar ki acaba halkı da bu darbeye katsak mı? Bu Türkiye'de hiç yaşanmamış bir fikir. Hiç böyle bir şey görmedik. Galiba anılara taştığı kadarını görüyorum. Çünkü bu konunun ikinci el akademik literatürü çok zengin değil malum. Zenginliği derken var. Aslında biraz nazik davrandın Hakan. Hatta abarttın yani. Yani bir hakikat duymuşsun ama abartıyorsun Hakan. Yani ben bazen bu 27 Mayıs sonrasında neler olmuştur? Hani analizi falan boş ver. Ondan geçtim. Yani ne zaman, neden sonra, neden önce olmuştur gibi bir kitap elime alayım, okuyayım dediğim zaman hakikaten çok zayıf. Evet, zayıf. 60 sonrasındaki siyasi tarihimiz bu bakımdan zayıf. Doldurmaya çalışanları da burada tabii ki değerlendirelim ve övelim. Evet. Fakat zayıf. Bu konuda hala çalışılmayı bekliyor. Oysa o kadar çok birincil malzeme var çok ki, fazla birincil malzeme yani var. Hangi darbe protokolü elimizin altında yıllardan beri? Yani sadece bunlar bile üzerine konuşulacak şey. 22 Şubat geldiğinde Talat Aydemir Harp Okulu öğrencilerin etrafında sarmış olan diğer birliklerle birlikte tank taburu var hemen burunların dibinde. Onu da ayarlıyorlar. Süvari binbaşı Fethi Gürcan'ı eğer çok bu akşam önemli anmazsak herhalde olmaz. Bak asıl deli fişek ihtilalci o. Yani ben Aydemir Fethi, sonuçta siyasetçi. Keşke Fethi Gürcan da anılarını yazsaydı. O büyük bir eksiklik olmuş. Onun anılarını okumak isterdim. Fakat bazı onun hakkında yazılan kitaplara var. Ben hemen izleyicilerimizle paylaşacağım. İki kitap birden yeni çıktı. Yani son zamanlarda çıkan iki tane kitap. Fethi Gürcan'ın Harbiyelileri kitaplardan bir tanesi de. Diğerini de hemen şimdi size ismini okuyacağım. Fethi Gürcan hakkında ben ihtilalciyim Fethi Gürcan diyor ama yine Fethi Gürcan hakkında bir derleme. İki tane Fethi Gürcan hakkında kitap var. Bir tane daha var. Bir tane daha var, o bende yok, onu da sen göster. Bu da Nesrin Turan'ın İhtilalin Süvarisi diye aslında anı roman janrında o türde söyleniyor ama çok fazla bir romansallaştırma da işin doğrusu yok. Yani aileden de şeyler alınmış. İşte romantik bir dil bazen kullanılıyor ama Fethi Gürcan hakkında bir de böyle bir kitap var. Yani hakikaten binbaşı rütbesinde 22 Şubat günü ihtilalin kaderini değiştirebilirdi. Yani bütün bu planlamaları yapan... Muhafız taburunu gidip ele geçiriyor. Yani Fethi Gürcan'ın yaptığı işleri ben okuduğum zaman hayretler içinde kaldım. Çünkü yani Talat Aydemir lider gibi görünüyor ama arazide işi yapan Fethi Gürcan. Ve gerçekten onun hakkında yazılanlara baktığım zaman
hemen hemen onu tanıyan herkes onun ihtilalci kişiliğini, tabiatını ve bu işe nasıl baş koymuş olduğunu çok vurgulu bir şekilde anlatıyor. Hakikaten güçlü bir karakter olduğu çok çeşitli anekdotlar var. Binici, süvari, zaten süvari alayında. Zaten madalyaları var yani. Madalyaları var, yani askeri. Süvari dedisek de yani sadece ata binen birisinden değil. Kastetmiyoruz. Yani sporcu, sporcu kimliğiyle de tanınmış. Bir anekdot oldukça ilginç hakkında anlatılan. İngiltere'de yarışlarda bitiriyor, tamamlıyor şeyini, konkur ipikini. Atı bunu yere atıyor ve kolu kırılıyor. Kolu kırılmasına rağmen yani ambulans geliyor, ambulanstan fırlıyor, çıkıyor dışarıya. Atına biniyor, Kraliçe Elizabeth'in önünden geçiyor. Yani selam geçişini yaptıktan sonra bayılıyor, ancak ondan sonra götürüyorlar. Yani korkunç bir kaza atlatıp kolunu feci halde kırmasına rağmen atından inmiyor. Mesela bu anlatılıyor orada arasında. Ya mahkemedeki ifadesi en sonunda soruyorlar, diyor ki ben diyor ihtilalciyim diyor. Sapına kadar ihtilalciyim. Doğma büyüme ihtilalciyim. Eğer diyor bu mahkemeden sağ salim dışarı çıkabilirsem yine ihtilal yaparım diyor. Yani şimdi zaten idamla yargılanıyorsunuz. Evet. Hani idamla yargılanırken bu kadar cüretkar ve cesur davranmak her baba yiğidin harcı olmamak şimdi, gerekir. Şimdi Talat Aydemir'in de çok büyük, dolayısıyla sevgisini saygısını kazanıyor. Talat Aydemir'den önce de maalesef idam ediliyor. O da bir tuhaf iş. Yani işte sadece iki kişiyi idam ediyorlar, geri kalanını bir şekilde bırakıyorlar filan. Yani göstermelik bir ceza verme boyutu o da biraz var. İbret-i alem, İbret-i alem meselesi. Şimdi İbret-i alemin neden olduğunu anlamak için bu 22 Şubat'ta geri dönelim. 22 Şubat'ta Talat Aydemir grubu, İsmet İnönü'nün başbakanı olduğu hükümete, genel kurmaya ve kuvvet komutanlıklarına karşı bir darbe girişiminde bulunuyor. Hatta Fethi Gürcan Cumhurbaşkanlığı köşkünde toplanmış olan başbakan, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, yani hepsini alayım mı diyor. Ha, Fethi Gürcan gitmiş muhafız alayını da ele geçirmiş. Tabii. Nasıl onu artık yaptıysa. Yeni atanan komutanını indirerek. İndirerek. Muhafız alayını da almış. Yani kapıyı vursa ve kapıyı açsa beyefendiler sizi şu tarafa alalım dese yapılacak bir şey kalmayacak. Çünkü onları korumakla görevli olan alay ele geçirmiş. Ele geçir. Tıpkı 27 Mayıs'ta olduğu gibi. Ve ne diyor Talat Aydemir bu telefonda ne yapayım dediği zaman Talat Aydemir ne diyor? Bırak gitsinler bırak diyor. Gitsin. Şimdi bu eterne edeyim mi diyor? Yok diyor. Bırak gitsinler. Şimdi Allah aşkına yani bu darbe, bu nasıl bir darbe? Yani darbe yapacaksanız darbe yapacağınız iktidarı tabii ki işte tecrit edeceksiniz. Yani, gözetim altına alacaksınız. Yani 22 Şubat pek anlaşılabilen bir darbe değil. Yani, bunlara diyorlar ki yani sizin silahlı kuvvetler o tarafta, bizim silahlı kuvvetler bu tarafta. Biraz sonra herkes birbirine girecek ve kan dökülecek. Kan dökülmesin. Kardeş kanı dökülmesin. Ne yapalım? Siz bu işten vazgeçtiğinizi söyleyin. Biz de size affedelim. Yani sizin hakkınızda ne bir soruşturma açalım, ne bir dava açalım. Size affedelim diyorlar. Soruşturma açalım değil de cezai takibata uğramayacaksınız diye Cevdet Sunay'dan bir yazı geliyor. Talat diyor ki yetmez. O zaman İsmet Paşa da bir yazı daha geliyor. Hemen hemen aynı ifadelerle İsmet İnönü diye söz veriyorum diye bir yazı geliyor. O zaman diyorlar ki biz vazgeçtik bu işten. Siz vazgeçtiniz çok güzel ama bundan sonra sizin artık orada harp okulu olarak, harp okulu komutanı olarak kalmanız mümkün değil. Bütün 22 Şubatçıları, bütün dediysem hepsi değil ama önemli bir kesim. Yok yok, askerlerden taraf, yani subaylardan taraf, son anda taraf değiştiren çok oluyor. Var. Evet. Onlar hariç yani Aydemir'i, Çelikoğlu'nu, Fethi Gürcan'ı hepsini emekli edip üstüne de bütün öğrencileri atıyorlar. Yanılmıyorsam harp okulu öğrencileri henüz atmadılar. Atmadılar. Onlar duruyor. Onlar daha duruyor. Onları 21 Mayıs'tan sonra atacaklar. Kesinlikle öyle. Şimdi 22 Şubat'ta harp okulundan Talat Aydemir emekli edilince, emekli albay olarak bütün bu 22 Şubat'ı terk etmemiş olan, yani 22 Şubat ruhuna sahip çıkan diğer emekli subaylarla birlikte toplantı yapmaya devam ediyor. Fakat işin enteresan tarafı da şu, yani
yeni bir darbe girişimi için neredeyse herkesin gözü önünde bir cuntalaşma faaliyeti var. Talat Aydemir'in genellikle şey yaptığı yer, oturduğu yer Ankara, Kızılay'da bugünkü Sıhhiye'de Zafer Atatürk Anıtı'nın olduğu yerde bir çay bahçesi var o sırada. Hmm. Bu ordu evine hemen yakın. Genelkurmay Başkanı da aynı yerde oturuyor. Orada çay içiyorlar. 22 Şubatçıların şeyi orası, çayhanesi o. Herkes orada. Bütün 22 Şubatçılar orada. Daha da yani göze batan şeyi, şimdi cumartesi günü Harp Okulu öğrencilerin izni çıkarıyorlar. Evet. Harp Okulu öğrencileri de oradan geçip eski komutanlarına saygı duruşunda bulunuyor. Doğru doğru, haklısın. Şimdi bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Tabii tabii. Harp Okulu komutanıyken bu 22 Şubat'tan önce İsmet Paşa şeyi almış, haberi almış. Kurt olduğu için başbakan olarak Harp Okulu'nu ziyaret ediyor. Talat Aydemir başbakanı karşılıyor. İşte briefing, şu bu hoş geldiniz çay kahve ikramından sonra diyor ki öğrencilerle şey yapmayacak mıyım? Talime çıktılar. Yani buraya şey gelmiş, Batı cephesi komutanı gelmiş yani. Talime çıktılar. Efendim öğrencilerimiz talime çıktılar, sizinle görüşemezler diyor. Yani diyor ki ben diyor burada görmem gerekeni gördüm. Şimdi anlaşılmıştır mesele diyor, dönüp gidiyor. Şimdi doğru, haklısın. Harp Okulu öğrencilerini 21 Mayıs'ta total çünkü olarak katacaklar. Çünkü o öğrenci çünkü grubuna arada, dayanarak yok, iş yapacak. Yok yok, hatırladım, şey var. Hem eski öğrencilerine dayanarak iş yapacak, hem de İnönü'nün meşhur bir konuşması var. İşte sergüzeşçilerin peşine takılmış gencecik öğrencilerimiz aldanmıştır deyince Taksim'e çelen koyup Harbiyeli aldanmaz deniyor. Madem bunu dedin, şimdi 21 Mayıs'ın İstanbul ayağını örgütleyen yine 21 Mayısçılardan ve Talat Aydemirci bir başka önemli ismin anılarını. Bu da çok önemli anılar. Yani bu aslında bir üçlünün maalesef Osman Deniz'in anıları. Maalesef biraz önce bahsettim, Fethi Gürcan'ın anıları elimizde yok. Fakat Osman Deniz de İstanbul ayağını örgütleyecek ve kitabın adı parola Harbiyeli aldanmaz. Evet. 21 Mayıs gecesinin parolası da bu. Harbiyeli aldanmaz. Şimdi bir şey söyleyeyim, o da önemli. Sen demin dedin ki acaba halktan da birilerini Aydemir arkasına takabilir mi diye. Çok ilginç, sivil kesimle bağlantılarla düşünen bir insan. Bir teşkilatçı bu nihayetinde ve kendi hareketini parlak gösteriyor. Bütün hikaye bu. Olduğundan parlak gösteriyor. Mesela askerler arası toplantılara gitmiyor. Evet. Büyük adam olduğu için tenezzül etmiyor. Tenezzül etmiyor. Gidersek diyor bütün diyor büyü bozulur filan. Ve mesela işte Silahlı Kuvvetler Birliği filan gibi MÜPEM arkasında kim olduğu belli değil ama şimdi senle ben ikimiz şey desek, Cemil Hakan Tarihçiler Birliği desek, bir bildiri yayınlasak kimsenin umurunda olmaz. Büyük Türkiye Tarihçileri, tüm Türkiye Tarihçileri Birliği desek, iki kişiden fazla olduğumuzu düşünebilirler. Yani bunları, bu taktikleri kullanan bir insan ve öyle anlaşılıyor ki sivil kesimle de bir bağlantı olmuş ve çok çok ilginç. Mağdur ve kızgın durumda olan Demokrat Partilileri angaje etmişler. Şimdi bu pek bilinen bir şey değildir. Bak, bu pek bilinen bir şey değildir. Zannedilir ki bu işlerde Demokrat Partililer tamamen dışarıda pasifti, kalmış vaziyette. Askerde çeşitli cuntalar birbirini yiyordu. Bir şey okuyacağım Adnan Çelikoğlu'ndan. Şimdi mahkemede Ankara'da aslında Adnan Çelikoğlu 22 Şubat'ın beyin takımından. Fakat Talat Aydemir bunu vermediği için ele kurtuluyor, tahliye oluyor. Şimdi Kasap Mustafa diye bir adamın şahitliği. Ne işi var Kasap Mustafa'nın 22 Şubat'ta ne yapmış o gece? Aynen okuyorum. Ben bu adamı bir gece Selim Paşa'nın evinde yaptığımız bir toplantıda görmüştüm. Taşlı Tarla veya Yedikule Gecekondu bölgesinde bir yerde kasaptı. Demokrat Partili idi. Herhangi bir olayda bu bölge halkının organize edilmesinde kullanılacaktı. Şimdi fakat ondan sonra diyor Kasap Mustafa hakikaten öyleymiş ve Demokrat Parti tabanlı bir bölgeyi 22 Şubatçıların istekleri doğrultusunda organize ederek kullanılacakmış. Nasıl yapacakmış bilmiyoruz bunu Kasap Mustafa.
Fakat Çelik oldu ki çok akıllı adammış diyor kasap Mustafa diyor. Yani her şey tabak gibi ortaya çıktı. Adam diyor bülbül gibi ötmüş diyor şeye, emniyete ve MİT'e. Bülbül gibi ötmüş diyor. Fakat diyor yargıcın önünde şey demiş. Ya demiş beni bir aydır her gün dövüyorlar. Ne isterlerse söyledim. Siz de olsa söylemez misiniz yargıç bey demiş. Ve örtbas edilip çekilip gidilmiş. Fakat çok yıllar sonra yani 2000'li yılların başına vefat etti Adnan Çelikoğlu. O nihayetinde evet başka kaynaklardan da tefsik etmeye ihtiyaç var ama sivil kesimin mağdur ve memnun olmayan takımlarını da 22 Şubat'a angaje etmek gibi en azından bir fikir, bir proje ve bazı bağlantılar var. Okudukça onları öğreniyoruz. Ben de şaşırdım. İlginç. Belki de ilginç yani, noktalardan bir başka ilginç nokta da Talat Aydemir'in bir darbenin aynı zamanda bir doktrine dayanması gerektiği, 27 Mayısçıların aynen esas zayıf noktasının bu olduğunu, bir doktrine sahip olmamak ve tabii aralarında bir ideolojik tabii yakınlık ve birlik olmamak tabii olduğunu söylüyor ki bence çok doğru bir teşhis. Yani bu analiz bence Talat Aydemir açısından çok evet doğru bir yaklaşım tarzı. Fakat Aydemir'in doktrini nedir diye bakacak olursak anılarında mesela devamlı bir doktrin lafı ediliyor ve hatta kendisiyle konuşan gruplara da bu doktrin meselesini çok vurguluyor. Sizin diyor doktriniz nedir? Şimdi bu konuştuğum gruplar da daha garip, tırnak içinde gariban gruplar. Bu doktrin falan anlamıyorlar. Yani tam olarak ne yapacağız? Yani memleketi kalkındıracağız diyorlar. Yani ne yapacağız? Hayır diyor, öyle değildir diyor. Yani bu iş çok daha geniş, derinliklidir, kapsamlıdır. Sizin görüşünüz nedir deyince Kemalizm'dir diyor. Kemalizmle nasıl olacak derseniz eğer, mesela Aydemir'in bir başka bir özelliği, mevcut siyasi partileri analiz ettiği zaman mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil ama Türkiye İşçi Partisi'ni kendisine yakın görüyor. Yani tabiri caizse dönemin solcusu aynı zamanda Talat Aydemir. Sol fikirlere, İşçi Partisi'nin bu emek, evet, emekçi, emekten yana, toprak yoksulluk vesaire gibi meselelere tabii çok daha kendisini yakın görüyor. Onun için bu taşlı tarlada biliyorsunuz evet orada yoksullar yaşıyorlar orada. Onun için bunlar biraz örtüşen meseleler. Şimdi evet, şey söylediği de sabit, Milli Birlik Komitesi'ne Mucip Ataklı gibi, Haydar Tunç Kanat gibi CHP'ye yakın bir klik var. Ben CHP'li değilim diyor. O kesin. Benim diyor kanımda, benim diyor damarlarımda CHP'li kanı akmıyor diyor. Vatan kanı akıyor. Tabii yani CHP'li şimdi olmadığı kesin. Çünkü evet Milli Birlik Komitesi'nden olup evet da CHP ile ve İsmet İnönü ile iş tutmak isteyenler evet ve tutanlara karşı evet müthiş infial halinde. Evet. Yani zaten diyor 27 Mayıs'ın amacından sapması, ideallerinden sapması bunlar yüzünden oldu. Ve İsmet İnönü bu 27 Mayıs'ı kendisi ne biçilmiş bir kaftan olarak gördü ve şekillendirdi diyor. Talat Aydemir, yani 21 Mayıs'a geleceğiz ama 22 Şubat'ta kendisinin lüzumsuz provoke edildiğinde Hava Kuvvetleri tarafından söylüyor. Tabii sonuç olarak bir savunmadır bu ama alarma geçtilerdi. Onlar alarma geçince biz de diyor kısmi alarma geçtik. Kısmi alarma geçince diyor biz diyor isyan durumuna geldik. Ama yani şimdi bir askerin hiçbir emir almadan emrindeki birliklere alarm vermesinin ne anlama geldiğini herhalde öncelikle Talat Aydemir'in biliyor olması lazım. 22 Şubat'ta Hava Kuvvetleri Tansel Paşa aslında 22 Şubat'ı büyük oranda bitiren kişi. Çünkü jetlerini gönderip de harp okulun üstünden uçurursa sizi bombalayacağız diyorlar. Bombalayacağız diyor. Tehdit ediyorlar. Sizi bombalayacağız diyorlar. 21 Mayıs'ta ise bundan ders almış, kendileri de Merzifon'dan 4 tane jet getiriyorlar. Onu da getiremediler. Getirip bir uçurmuşlar. Yani Bandırma'dan İstanbul'a getiremiyorlar. Evet. O gelmiyor, doğru. İstanbul zaten hiç kaput. Yani yani bu Talat Aydemir'in şeyine ben baktım, bu darbe planına baktım. Yani ben de darbe planı uzmanı değilim tabii ki. Yani bir darbe planına baktığım zaman bu nasıl işler mi işlemez mi bilemem. Ama Talat Aydemir'in darbe planına baktığım zaman ve 27 Mayısçılarla bunu karşılıyor ki elindeki kuvvetler çok zayıf kuvvetler. Ve bunu herkes ona söylüyor. Yani yanındakiler de söylüyor. Hatta Fethi Gürcan bile söylüyor. Fethi Gürcan bile diyor ki bu kuvvetlere dayanarak ve sadece buna dayanarak biz hem Ankara'da hem İstanbul'da Talat Aydemir ne diyor biliyor musun? Planın ana fikri Ankara. Evet.
her şey Ankara'da başlar, Ankara'da biter. İstanbul, Ankara'ya ancak dolgu maddesi olur. Destek kuvvetidir. Peki Ankara'da iş nasıl işleyecek? İstersen şimdi 21 Mayıs gidelim, sabaha geçelim. Karşına geldik. Nasıl işleyecek? Ben size radyo hemen evine koşacaksın. Efendim? Radyo evine koşacaksın. Şimdi birinci grup, aynen öyle. İlhan Başı, Üsteğmen İlhan Başı şeye göndereceksin, radyo evine koşturacaksın. Şimdi Harbiye'yi yani öğrencilerini şehre dağıtacağız. Bir piyade birliğimiz var, bir tank taburumuz var. Tanklar köşeleri ve mevzileri tutacak. Genelkurmayı da baskı altına alacak. Karargahlar, askeri karargahlar, telefon haberleşmesi vesaire. Evet. Fakat en önemli hadise Ankara'da Sıhhiye tarafında var olan, bugün de aynı binada yer alan radyo evini, radyo binasını ele geçirmek. Şimdi ilk önce darbe 23.30'da başlayacak. Bak iyi çalıştım darbe. Ben de ileride bir gün darbe yaparsam. Fakat radyo susturulursa 45 dakika çalışamaz diyorlar. Evet, şimdi 23.30'da hadise başlayacak. Oraya giden ekip 24 gibi gece yarısı tam 21 Mayıs'a vurunca saat radyo binasını ele geçirecek. Ve radyo binasından ihtilal anonsu yapılacak. Yapıyorlar. Diyecekler ki tıpkı 27 Mayıs'ta Alparslan Türkeş'in yaptığı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimi el koymuştur diyecekler. Evet. Fakat burada bana sorarsan yine kritik bir hata var. Şimdi 27 Mayıs'ta radyoda okunan bildiride önce imza olarak ordu sonra Türk Silahlı Kuvvetleri diye geçmişti. Kimse isim falan oraya koymadı. Yani Cemal Gürsel mi yaptı darbeyi? Evet. Alparslan Türkeş mi yaptı? Anonstan belli değil. Şimdi bunların yazdıkları anonsta ise imza var dibinde. İmza var ve imza Talat Aydemir. Emekli albay Talat Aydemir. O işte diğer herkes üstlenmedikçe, uzak kaldıkça, bu iş yapılamaz dedikçe, ordunun ordu çatışır birbiriyle dedikçe onlara karşı bir tepki, kimse gelmiyorsa ben tek başıma yapar adımı da koyarım. Adımı da koyarım ve ben adımı koyarsam herkes gelir. Öyle. Yani o kadar kendine güvenen ve iddialı bir kişilikten bahsediyoruz. Şimdi ihtilal bildirisi okunduğu andan itibaren bir kere Ankara'da durum tamamen kontrol altına alınması lazım. İkincisi İstanbul ayağı da o bildiriyi radyoda dinler dinlemez hemen İstanbul'da faaliyete geçecek. Evet. Ve İstanbul'daki birlikler de İstanbul'daki caddeleri tutacaklar. Özellikle İstanbul'da Harbiye radyo evini ele geçirecekler. Ve onlar da anons yapacaklar. Valla radyo evini ele geçiriyorlar. İlhan Baş anonsu yapıyor. Talat Aydemir o sırada ailesiyle evde. Çok ilginç. Şimdi bir de o da enteresan. Çok ilginç. Yani evinde ve sanki başkasının düzenlediği bir darbeymiş gibi kendi müstakbel damadı da koşuyor gidiyor. Evet. O da genç bir teğmen. Genç bir çocuk, kızının nişanlısı. Gidiyorlar anons yapıldığını duyunca sevinmeye başlıyorlar bunlar evde. Bir sarılıp birbirlerini kutluyorlar pakobalarla filan. Şimdi ya darbeyi yapan sizsiniz. Kendi darbenizi radyodan duyup neyine seviniyorsunuz? Daha da korkuncu. Tırnak içinde daha da fecisi. Harp okuluna gittikleri zaman harp okulunun planlanan harekat planından çok geri kaldığını. Zamanında harp okulunun okuldan çıkamadığını ve gereken yerlere intikal edemediğinin farkına varıyorlar. Evet. Ankara'da Fethi Gürcan o gece sabaha kadar elindeki bütün birlikleri yeniden koordine edip, yeniden harekat planları verip, herkesi olması gerektiği yerlere koşturmakla meşgul oluyor ve bütün herkes diyor ki o darbeye katılanların, Fethi Gürcan olmasaydı zaten bu kadarı bile olmazdı. Bu kadarı bile olmazdı diyorlar. Fakat işin enteresan tarafı şu, şimdi bildiri Ankara Radyosu'nda okunur okunmaz, düşünüyorlar ki bizim etkileyebildiğimiz, henüz tam nüfuz edemediğimiz ama etkileyebildiğimiz bazı askeri birlikler de onlar katılacak. Şimdi Talat Aydemir'in taktiği gerçek bir çatışma yaşamadan bir blöfle, daha önce söylediğim gibi, ve psikolojik harple bu işi yapmak. Yani mesela Fethi Gürcan sonra şey diyecek, idarede ben olacaktım, ihtilal lideri ben olacaktım, bak nasıl yapıldığını gösteriyordum diyecek. Çünkü o dinlemeyip çarpışacak birisi. Talat Aydemir ordu gruplarının birbirleriyle çatışmasını istemiyor. Psikolojik olarak onların kendisine katılmasını istiyor. Onlar nasıl katılacak? Daha önceki gibi radyodan duydukları zaman
aa ihlal oluyorlarmış, yapan Talat Aydemir'miş deyip katılıp kendi katılmayan subayların elini kolunu bağlayacaklar ve bir içeriden kazanma olacak. Ama yani psikolojik harekat her zaman başarılı olmayabilir, ters tepebilir. Nasıl teper? El verdi diye bir başka subay gider. Ali Elverdi devreye girecek. Gider, devreye girer. Birçok izleyicimiz Ali Elverdi'nin ismini belki hani radyo evi işgalinden değil de 12 Mart muhtırasından sonra Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı olarak hatırlayacaklardır. Fakat Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı olmadan önce Ali Elverdi Ankara'da tümen komutan, tümen komutanlığında kurmay başkanıydı. O koştu geldi radyo evine ve her nasıl olduysa radyo evinde de doğru dürüst güvenlik iç güvenlik, dış güvenlik alınmamış olmalı çok ki. Çok adam var ellerinde. Yani, evet, kapıdan girmiş, çıkmış. Ve irticali konuşma yapıyor. Merak etmeyin, bunlar bir avuç kişidir. Ordu duruma hakimdir. Kendilerini kimse desteklememektedir. Ve Emasya planı uygulanacak. Emasya planı da biz son yıllarda izleyicilerimiz bunu çok duymuş olmalılar. O Emasya planı meğersem bu kadar hani eskiymiş. Ben de o sayede öğrendim. Askeri birliklere oradan mesaj. Evet. Emniyet asayiş Emasya bir de yası nedir? Yardım. Yardım Emniyet herhalde. Asayiş yardım yani böyle kritik durumda kullanılacak plan. Yani aslında bu bir şeydir. Sergüzeşçi bir harekettir. Emir komutayı zincir içinde bir darbe değildir. Emniyeti sağlayın diyor. Ve bunu radyoyla yapıyor. Sonra bir daha radyo ele geçiyor. Bu sefer de Ali Elverdi'yi tutukluyorlar. Harp okuluna getiriyorlar. Darbeciler harp okuluna getiriyorlar. Fakat ondan sonra da radyo susuyor. Çünkü yani teknik olarak onu kapatıyorlar. Kapatıp Etimesgut'tan bağlantıyı kesip... Kesiyorlar. Radyo susunca bir kere İstanbul'da hiçbir hareketlenme olmadığı gibi... Ankara'da da radyo susar susmaz değil darbeye katılacak olanlar, darbe için harekat planı elinde olanlar bile vazgeçiyorlar ve gerisin geriye dönüyorlar. Aslında 21 Mayıs darbe girişimi bizim tarihimizde belki de en kaotik herhalde darbe girişimi olmalı. Çünkü insanların sadakati çok dalgalanıyor, gidiyor geliyor, bir sizdenim bir değilim, bir sizdenim bir değilim. Zaten yani, el değiştiriyor gidiyor geliyor. İzleyicilerimiz yani. Eğer gerçekten merak edip de Talat Aydemir'in hatıralarını ve günlüğünü okuyacak olurlarsa Talat Aydemir 21 Mayıs'tan sonra teslim oluyor. Evet. Ve teslim olduktan sonra tutuklanıyor ve mahkemeye veriliyor ve idamla yargılanıyor. O diyor ki yani ben diyor ne kadar büyük yanlışlıklar yapmışım. Şeyleri seçerken, bu kişileri seçerken, subayları seçerken hep yanılmışım. Yani neredeyse Fethi Gürcan'dan, Fethi Gürcan'ın dışında birkaç çekirdek ismin dışında mahkemede bile Talat Aydemir'in görevlendirdiği ve harekata katılan isimler çıkmışlar demişler ki bizim hiçbir şeyden bilgimiz yoktur, alakamız da yoktur. Mahkemede fırlayıp ne alakası var, nasıl yok alakanız? Yani mahkemede darbeciler birbirleriyle tenakuz halinde olan bir yıl ifade vermek durumunda kalmışlar ve Talat Aydemir bu işten çok sıkılmış ve demiş... Diyor ki ben diyor ihanete uğradım diyor. Yani ihanetin ne demek olduğunu da bu mahkeme sürecinde gördüm diyor. Bu mahkeme hem bir yandan Talat Aydemir ve arkadaşlarını mahkeme ediyorlar. Bir yandan da Harp Okulu 1. ve 2. sınıfında olan bütün öğrencileri mahkemeye almışlar. Onları da yargılıyorlar. Onlardan yanılmıyorsam bir 50 kadarı mahkum olacak. Diğerleri beraat edecekler. Şeyde Aydemir'de anlığın da tam liste var. Var. Yani, var. Yani merak edenler bütün bu isimleri görebilirler. 1600 harp okulu öğrencisi. İşte. Beraat ediyorlar. Beraat ediyorlar ama disipline aykırı davranıştan dolayı bütün harp okulu öğrencilerini 1. ve 2. sınıfın tamamını okulla ilişkini kesiyorlar, askerlikten men ediyorlar. Şimdi öğrencilerine karşı bir hakikaten pederşahi bir şefkat içinde olduğu da söylenebilir. Evlatlarım diye konuşuyor, attılar okuldan falan diye konuşuyor. Bir de onların vicdan olarak bütün sorumluluğunu üzerine almış ve onların istikbalinin bu şekilde ortadan kaldırılmasına karşı da herhalde çok üzülmüş olmalı Talat Aydemir muhakkak. Yani büyük bir karışıklık vardı hakikaten. Fakat mesela ihtilalci olduğunu saklamayan bir kişiyle karşı karşıyayız. Yok benim ayakam diyenlere kızıyor. İşte şerefsiz vesaire filan olmakla suçluyor. Yani biraz tarihe not ve kayıt da bırakmak istemiş gibi.
Ben yani, tahmin ediyorum yani bunun evet. bunu bütün bu hatıralarını yazmasını, hapisteki günlüğünü, o günlüğün hapisten evet. dışarı çıkarılması, sızması da enteresan. Çünkü Fethi kimseyi Gürcan'da. Almıyorlar görüşmek için, yakına kimseyi almıyorlar. Fethi Gürcan'ın küçük 3 yaşındaki kızının koynuna evet. koyuyorlar o yazdığı el yazısı şeyleri, öyle gönderiyorlar. Bir son 30 sayfası kayıp diye söylüyor yalnız kitabı yayına hazırlayan şeyden aile. Şeyden sonra evet. idama mahkum oluşundan evet. Galiba idam kararının çıkışıyla idam arasında geçen bir kısa bir süre var. Evet. 30 gün kadar. Orada da o 30 günü de yazmış. Bir arkadaşına teslim etmiş şeyleri, bu hatıralarını. Fakat o 30 günlük kısa süreyi için herhangi bir şekilde yok. Kimseye devredemediği için onu idama götürürken almışlar o 30 sayfalık kısmı. Ve nerede olduğu, ve nerede olduğu bilinmiyor. Bir de şimdi bu 21 Mayıs hikayesinin devlet katına bildirilmesi var. Yani aslında video var. Bir de o kısmı var. İnönü biliyor bunu. Yani neredeyse hani ne derler? Evet, Kaf Dağı'nın arkasındaki bile yani. Duymuş. Duymayan yok çünkü... Bir kere anılarında yazıyor. Diyor ki benim evimde toplanıyoruz. Evet. Fakat kapıda şeyler var. Güvenlik görevlisi var. İstihbarat tabii. yani evet. askeri istihbarat. Büyük istihbarat. Evet. MİT istihbaratı. Ve diğer emniyet istihbaratı. Ne kadar istihbarat varsa memlekette zaten bunların evinden gireni çıkanı. Fakat bunlar da evde yine toplantı yapıyorlar Hakan. Evet. Yani çayhanede toplantı yapıyorlar. Kendilerine tantanalı bir isim vermiş vaziyetler. Demin konuştuk, Talat Aydemir diye imzalıyor ama Talat Aydemir bir şey adına imzalıyor. İmza. Kendi adını veriyor, doğru. Fakat imzaladığı şey çok böyle mutantan. Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargahı adına. Bu da fiyakalı bir isim. Fiyakalı yani. İsim ev. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargahı falan. Aslında ihtilalin geniş bir şey olduğunu, büyük bir organizasyon olduğunu falan çağrıştırıyor. Alparslan Türkeş mesela bir dostu aracılığıyla İsmet İnönü'ye haber veriyor 20 Mayıs'ta. O işte Aydemir anılarında da kızıyor. Türkeş'e hayatım boyunca bir daha kızıyor. Konuşmam çünkü beni ihbar etti. Evet. Belki etmiştir, belki etmemiştir, bilmiyoruz. Canım, fakat tek başına Türkeş'in ihbar etmesine ne gerek var? Her şey zaten her şey ayan beyan yani, meydanda evet. zaten 3 gün önce İsmet İnönü çıkmış, basına demeç vermiş. 3 evet. gün içinde çok önemli olaylar olabilir. Kontrol edemeyebilirim. Parti grubuna, CHP grubuna söylemiş. Ha bunu yani İsmet Paşa, diye İsmet Paşa hiçbir şey yokken çıkıp yok. Da 3 gün içinde önemli olaylar olur falan der mi? Zaten, niye desin? Hayır. Belli ki istihbarat gelmiş. Yani şimdi Aydemir'e göre Türkeş'in ihbarında bir şöyle bir hikaye de var. Peki gizli bir şey yapıyordunuz, yeraltı örgütüydünüz, ihtilal hazırlıyordunuz. İsmet Paşa bunu duyduğu zaman zıplaması gerekmez mi? Hem de nasıl? Boş ver demiş. Boş şey olmaz demiş. Şimdi çok ilginç. Zaten o radyonun karşı bildirisinde... onu da Sunay yapıyor. Evet, Talat'ın 3-5 çapulcusu. Talat'ın 3-5 çapulcusu deniyor. Yani Cevdet Sunay okuyor bunu. Aynen şeyi söylüyor. Hatta birileri, o da enteresan bir hikaye. Şimdi Talat'ın 3,5 diye yazmışlar el yazısı. Evet, evet. Onun aslında 3-5 adamı demek istiyor ama spiker bunu okurken Talat'ın 3,5 adamı. Talat Aydemir de anılarında buna çok bozulmuş. Yani 3-5 deseler belki o kadar bozulmayacak da Talat'ın 3,5 adamı değil mi? Artık bu kadar hani paydasıyla göstermek ona çok bozulmuş. Yani şimdi herhalde iyi planlanmıştı. İyi de harekete geçilmiş oldu ama varsayım temelden yanlıştı. Evet. Onu yani, vurgulayalım istersen. Onu yani. Vurgulamak gerekiyor. Mesela 27 Mayıs'a çok kolaylıkla gidilmesi böyle bir bu darbeler devam edecektir hissiyatı uyandırmış. Belki de 27 Mayıs'ın çok kolay evet. halledilmiş olması herkese bir cesaret verdi. Aslında evet. bu işleri yapmak kolaydır gibisinden. Şimdi 9 subayda kimsenin ciddi bir ceza almaması, komitenin ortaya çıkmaması ki güya asıl komite hazırlayan Aydemir'in komitesi. Hatta şeyden sonra 27 Mayıs'tan sonra Adnan Çelikoğlu'nu komiteden adamı bile tutukluyorlar. Çünkü bakanın şeyi diye, emir subayı diye. Sen hala dışarıda mısın diyorlar, tutukluyorlar. Halbuki ihtilali hazırlayan bu, o bıyık altından gülüyor. Şimdi bir komiteler dünyası olmuş vaziyette.
Zaten bu şeyleri okuyunca yani, insan bu anıları okuyunca yani kartvizit yazar gibi bir kere isim ya o kadar çok isim geçiyor ki. Çok. Hangi kim tam olarak hangi grupta yer alıyor? İkincisi zaman zaman subaylar grup değiştiriyorlar. Tabii. Oradan oraya geçişler tabii de var. Ya ya da mesela aslında grup değiller. Değiller. Fakat mesela 14'ü birden tasfiye edildiği için 14'ler grubu diye biliniyor. Aslında 14'ler ondan sonra yurt yani, dışında bir araya geliyorlar. Hani hep birlikte evet, bir şey yapalım kimse diye. Anlaşamıyor. Hiç kimse anlaşamıyor. 14'ler yani, 4'e bölünmüş vaziyette. Şimdi hava kuvvetlerindeki 11 subay da öyle. Yani adam mesela bunlara çeşitli adlar verilmesi. Bir grup onları karşısına alıyor. Yani bu aslında bir çok eski geçmişe giden bir hizip politikasıdır. Yani bunu isterseniz Memluklar dönemine kadar götürebilirsiniz. Veya Osmanlı döneminde paşa kapıları arasındaki politika da böyle oluyordu. Falan paşalıyla filan paşalı ekipleri arasında bu tip çekemezlikler oluyordu. Memluk politikası da böyle bir şeydi. Yani böyle bir dünya var. Bildikleri politika bu. Bundan da öte değil. Onlar, bizler, bizler, onlar. 10 kişiyi tasfiye etseler onlar diyecekler. 9 kişiyi tasfiye etseler 9. Peki bunlar hakikaten bir arada mı yoksa sizin algınız mı bunları bir araya getiriyor? Büyük soru bu. Zaten yani bütün bu maceraları işte izlemeye devam ettikçe böyle bir bütünsel takımlardan, bir takım oyunundan bahsetmek yani mümkün olamıyor. Bu akşam 21 Mayıs'ı elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık ama belki izleyicilerimiz diyecekler ki bu kadar zaman zarfında bu iş tam olarak analiz edilmedi. O zaman izleyicilerimize dönelim ve iyi akşamlar demeden önce bir hafta sonraki programımızda çarşamba akşamı bu defa da daha geriye gidelim. Daha geriye gideceğiz. Karar evet verdik. Tam olarak yine yıl dönümü olduğu için 27 Mayıs'ı ele alacağız. Dolayısıyla gelecek hafta da ordu politika ilişkisine göz atacağız. Bu defa 21 Mayıs'tan 3 yıl öncesine 27 Mayıs 1960'a geri döneceğiz. Tarih 360 bu akşam sizlerle birlikte oldu yeniden. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çıkan isimlerini ve sıcak başlıkları haberin içinden gelen Korcan Karar 360 ana haberde aktarıyor. 360 ana haber günün öne çıkan tartışmalarını, günün haberinin detaylarını ekrana taşıyor. Deneyimli haberci Korcan Karar'la 360 ana haber hafta içi her akşam 19'da. Gerçeği görmek için izlemek yetmez. En doğru haber için 360 her açıdan. Mütevazı bir intikam. Yeni bir eve taşınan gazeteci tuhaf mektuplarla karşılaşıyor ve devamında mektupların evinin karşısındaki hapishaneden geldiğini anlıyor. Mahkumun